Herkese rüzgarlı bir günden merhaba. Bugün sizlerle birlikte BMW 1 serisini inceleyeceğiz. Bugünkü inceleme ve test konuğumuz BMW 1 serisi 1.18i. İkinci el testlerinin de ilk videosu bu. Güzel bir otomobil. Yeni BMW 1 serisi. Sportline donanım paketine sahip füve renginde bir otomobil. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan önden çeker BMW mi olur sorusunun cevabını hem inceleyip hem de test sürüşünü yapıp birlikte alalım. Ön tasarımla başlayacak olursak kamera arkasındaki Burak'tan ricam öne doğru gelmesi. Önde BMW LED farlarımız var. İsterseniz bekleyin, ben bir farları yakayım. LED farlarımız yer alıyorlar önde. Gördüğünüz gibi BMW'nin Angel detayları yer alıyor. Ve LED farımız var. LED sinyallerimizle birlikte yer alıyorlar. Ön tasarımı güzel bir otomobil. Şunu istop edeyim. Ön tasarımdan baktığınızda güzel bir otomobil. Yani şöyle bir problem olmuştu bu araba ilk çıktığında. Yani BMW severlerin, Beamer'ların hoşuna gitmeyen bir durum. Bu böbrek dizaynı çoğu kişinin hoşuna gitmemişti. Güzel çek. Güzel. Bu böbrek dizaynı çoğu kişinin hoşuna gitmemişti. Önden böyle Hitler'e benzetenler falan olmuştu ama bir önceki nesle göre biraz farklı. Bu önden çeker bir otomobil. Eskiden daha garip geliyordu bana, artık bana da garip geliyordu. Hayır, bu da bana garip geliyordu ama gözüm alıştı, artık normal gelmeye başladı. Burada tamponda BMW logomuz yer alıyor. Bu araç Sportline donanıma sahip olduğu için tamponda fazla agresifliğe girmemişler. Hafif agresif. Beni çek. Ben bu BMW'leri şöyle değerlendiriyorum. Sportline hafif agresif. Luxury Line kafam rahat olsun. Ben biraz elit kesim arabasıyım. Bir de M Sport var. M Sport da tam agresif gençlerin arabası. Öyle geliyor. Bu güzel. Tam dinamik, hafif dinamik. Rüzgar da saç başı dağıtıyor gerçi ama neyse. Aşağıda LED, sis mi bunlar, gündüz mü? Yanıyor muydu az önce? Yanmıyordu. O zaman sis farlarımız yer alıyor. Burada hava girişi var. Burası aktif. Buradan hava giriyor. Gel şöyle. Gel. Şurayı çek. Buradan hava direnç fren soğutması olarak geliyor. Hazır buraya gelmişken yan tasarıma doğru geçelim. 17 inç ebadında konturlu alüminyum alaşım jantlarımız var ve bunun konturu siyah değil, gam metal, hani füme renginde. Yandan devam edecek olursak şöyle geriden bir geniş al istiyorsan. Gel 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 gel. Geriden al. Bunda Hofmeister King yani şu eğri BMW'nin 1955 yılındaki tasarımcısının soyadı Hofmeister. Bu eğriyi BMW'ye kazandıran bir tasarımcı. Bu araçta çok aşırı belirgin değil. 3 serilerinde daha belirgin oluyor. Bu hatchback olduğu için çok belirgin değil ama o hatta sadık kalınarak üretilmiş. Bu hafif C, böyle bumerang, köşeli C tarzında. Köşeli C tarzında bir tasarım detayı olduğu için omuz çizgisi BMW'lerde çoğunlukla düz gelir. Bunda hafif yükselerek Hofmeister eğrisini küçültmüşler. Onun haricinde şöyle BMW'lerin kaputu uzun olur. O bir ikonik bir şeydir. Sedan olsaydı bagajı da kısa olacaktı. 3 serisi incelememizde ya görmüş olacaksınız ya göreceksiniz. Bundan önce de yayınlayabilirim, sonra da bilmiyorum. Onun bagajı kısa, kaputu uzundu. Onun haricinde aynalarımız bana 3 serisiyle çok benzer geldi. Bir önceki 3 serisiyle, F30 ile. Burada şurayı açık bırakmışlar. Bu içeride oturduğunuzda şuradaki açı sizi kör noktadan birazcık kurtarıyor. Kör nokta demişken aynada gelelim şuraya. Kör nokta uyarı sistemimiz yer alıyor. Bunu güzel göster. Bu araçta kör nokta uyarı sistemi de mevcut. Füme renginde bir araç. Mineral gri olarak geçiyor BMW'de. Güzel, sedefli, metalik bir renk. G20'de de güzel duran bir renk. G20'de gri. Neyse. Arkaya doğru gelelim. Arka tasarımda diğer BMW'lerde de olduğu gibi stopları inceltmeye gittiler. İnce stoplarımız yer alıyor. Stoplarımız diğer kardeşine, yani bir önceki nesline göre daha ufak ve LED bunlar da yine. Onun haricinde aşağı indiğimizde burada krom bir egzoz ucumuz yer alıyor. Gerçek bir egzoz çıkışımız var. Ortada şurası piano black, bir difüzörümsü bir parça var. En pakette biraz daha farklı. Geriden geniş aldın sen benim söylediğim şeyleri. Detay çeker onları koyarız. Ondan sonra burada model yazımız var. BMW bu yazı fontunu hiç değiştirmiyor. Her modelinde böyle duruyor. 1.18i.
2018 iyi demişken motor kaputunun altına bakalım. 1.5 litrelik 3 silindirli 140 beygir gücündeki motora birlikte bakalım. Motora geçmeden önce bir de bagaja bakalım, sonra motora geçelim. Bir bakayım bagajda. Ha, bagajda bir şey yokmuş. Bagaj hacmini ben ekrana yazarım. Geriden şöyle hafif yukarıdan al. İstersen bana ver. Ya bunu tut ya da şu söylediklerimi yap. Ekrana yazacağım. Bagajın altını kaldırdığımızda burada bir göz yeri oluyor. Gözü çok alt içine bakmayalım. İki kademeli bir göz. Burada bir stop tertibatına ulaşabilmemiz için kapak yer alıyor. Onun haricinde bir fileli bir eşya gözü vesaire yok. Burada kanca karşılıkları yer alıyor. Rüzgar durdu. Buradan alırım kaydı muhtemelen. Bagajın burada tutma kulbu olarak şurası var. Yani şuradan tutabilirsiniz ama biraz zorlanabilirsiniz. Buraya da muhtemelen reflektör falan koymak için veya başka bir amaçla bir oyuk koymuşlar. BMW bu abi, değişik şeyleri seviyor. Ama bagajı buradan kapattığınızda tek tek kapanıyor. Şimdi motor kaputunun altına bakalım. Orada da yine Burak'tan yardım isteyeceğim. Kaput açma kolunu iki kere çekebilir misin? Evet. BMW'lerde bunlar iki kere yapılır. Şöyle iki kere çektim. Amortisörlü bir kaputumuz yer alıyor. BMW Twin Power Turbo. Şimdi bu 1.5 litrelik. 3 serisinde de söyledim. Twin Power demek çift turbo anlamına gelmesin. Çift zamanlı turbo. Çift zamanlı turbo. Turbo yani diğer bazı markalarda da olduğu gibi alt devrinde üst devrinde canlı olması için böyle bir yönteme başvuruyorlar. Motor kapağında herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Müdahalede bulunamıyorsunuz. Her yer kapalı. Akü önde. Diğer BMW'lerde arkada olur. Arkadan itiş olduğu için ağırlık dağılımı için. Bu önden çekiş zaten. Bu araç kaput altında yalıtım var bu arada. Kaputu kapatalım. Kapat. Kapat kapat. Hızlı kapat, korkma. Evet. Şimdi bu araç ilk çıktığı zaman beni bir çek. Beni bir çek. Rüzgar var. Saçım başım dağılıyor. Kusura bakmayın. Bu araç ilk çıktığı zaman çok büyük sansasyonlarla çıktı. İşte önden çeker BMW mi olur, o BMW değil falan filan. Şimdi sürüş kısmında onlara bakacağız. Önce bir iş mekanını inceleyelim. Biz şimdi buraya gelirken arabayı kullandık biraz. Güzel deneyimlerimiz oldu böyle. Aklımıza birkaç fikir oturdu. Şimdi gel direkt kapılarla başlayalım. Anahtarsız giriş var mı? Önce bir onu bir denemem lazım. Şimdi kapatalım bir kapıyı. Sonra arabayı bir kilitledik. Anahtarsız giriş var mı? Yok. Opsiyon. Yani olmadığını ben biliyordum. Opsiyon. Anahtar tasarımını göstereyim bu arada. Gayet hoş bir anahtarı var. Ben bu anahtar tasarımını seviyorum. Bu arada aynayla beraber anahtarı çek. Bu olayı çok seviyorum ya. Bu olayı çok güzel. Depdof hayal. Aynen. Arabayı kilitlediğinizde katlanıyor, açtığınızda açılıyor. Şimdi kapıyı bir açalım. Sonra kapı üstleriyle başlayalım. Kapı üstlerimiz, bakmamıza gerek var mı? Hocam, yumuşak plastik. Yumuşak tabii ki de. Buradaki kaplama çok hoş. Buranın da hoşuna gitti, benim de hoşuma gitti. Böyle hexagon diye geçiyor BMW'de. Güzel bir detay. Parlak siyahımsı bir ton. Burası da yumuşak, burası da yumuşak. Şuradan itibaren sertleşiyor. Kapı içi göz yeterli. Öbür taraftan detayını çekeriz. Burası dolu. Koltuklar çok hoşuma gitti. Yani koltuklar çok hoşuma gitti. Yanal destekleri bayağı başarılı. Bayağı güzel. Baldır desteği de güzel. Kapattım. Ses kaydı açık mı diye diyecektim. Baldır desteğinin ayarı da mevcut. Desteklemesi de güzel. Bel destek ayarı var. Manuel bir koltuk Sportline'da, opsiyon olarak elektrikli bir koltuk da alabiliyorsunuz. Bu araçta alınmamış. Burada BMW eşiklerimiz yer alıyor. Şu iç mekana doğru geçip sen de sağdan gel. İç mekana geçtiğimizde burada bizi 3 kollu bir direksiyon karşılıyor. M olmayanlarda böyle bir direksiyon var. M Sport olunca biraz daha değişiyor. Kapını aç lan. Havasız kaldık, öleceğiz. Tamam yeter. Bir kademe aç sadece. Kapılar, bu arada kapı kollarının tasarımı çok hoş. Burada kapı kilitlerimiz yer alıyor. Burada far kumandaları G kasalarla bu tarza geçti. Çevirmeli değil. Ha, cam aç, kapıyı kapat. Evet. Bu daha iyi olur. Burada bir havalandırma üflecimiz yer alıyor. Bu da gayet güzel. Yani buraya yedirilmiş.
Bu kokpit tasarımı diğer BMW'lerden birazcık G20'ye benziyor ama biraz daha farklı ondan da yine. Özellikle şu kısmı. Bu direksiyondan bahsediyorduk. M pakette biraz daha farklı bir direksiyon geliyor. Bu pakette böyle bir direksiyon tercih edilmiş. Luxury'lerde falan da böyle. Direksiyonun bu tarafında sabitleyicinin ayarları var. Bu tarafta da multimedya kontrolleriniz yer alıyor. Bu araçta kulakçık opsiyonu alınmamış. BMW'de çoğu şey opsiyonudur bilirsiniz. Bunda da bazı opsiyonlar alınmış, bazıları alınmamış. Ki en doğrusu bu. Kullanacağın donanımı almak lazım. Şimdi burada yarı hayalet dediğimiz bir ekran var. Tam hayalet değil. Onu göstermek için arabayı bir çalıştıralım. Start stop butonu burada. Evet. Emniyet kemerinizi takın diyor. Eyvallah abi, takacağız. Böyle takacağız. Şimdi burada butonu var. BMW'lerde buradan yapılır. Board computer. Biraz dönelim. Gölge düşmesin üstüne. Burada yarı hayalet dediğimiz bir ekran var. Hızı gösteriyor. Devri gösteriyor. Burayı da kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Burada hangi modda olduğunuzu gösteriyor. Onu da şu board computer butonuna basarak değiştirebiliyorsunuz. Ya hiçbir şey olmayabiliyor. Ya toplam kilometreyi ve tribi gösteriyor. Veya yakıt tüketiminizi, 7.8 litre yakıyor bu araba. Şimdi biz buraya gelirken de 6.5 civarlarına geldik. 6.5-7 civarında sakin kullanımına. Gerçekten bu motor yakıt tüketimi konusunda başarılı. Onun sürüşte bahsedeceğiz. Bir kere daha bastığımızda bu BMW'lerin klasik bir altta gösterdiği bir gaza ne kadar basarsanız anlık tüketim göstergesi, ortalama tüketim göstergesi var. O geliyor. Bir kere daha basarsanız şu an anlık tüketiminizi ve ortalamanızı gösteriyor. Ve hızınızı gösteriyor. Güzel bir ekran. Burak'ın da hoşuna gitti. Burak da beğendi. Onun haricinde burada silecek kontrolleri var. Otomatik silecek mevcut. Burada güzel bir ekran var. Şimdi burada evet. Şimdi bu ekranı güzel bir dokunmatik bir ekran. Ama burada benim daha çok dokunmatikten daha çok sevdiğim bir şey var. Aşağıya al. iDrive sistemi var. Nedir bu iDrive sistemi? Bu ekranı buradan hükmedebiliyorsunuz. İşte sağa döndürerek ekranı çek. Sağa döndürerek menüler arasında geçebiliyorsunuz. Veya bir menüyü seçecekseniz ortaya basabiliyorsunuz. Burada yine yukarı aşağı gidebiliyorsunuz. Mesela araç ayarlarına girmek istiyorsanız bu iDrive'ı alıyor musun iDrive'ı? Sağa ittiriyorsunuz ve araç ayarlarına giriyor. Burada bütün ayarları yapabiliyorsunuz. İşte direksiyon titreşimi var mesela. Şerit takip varmış bu arada Burak. Şerit takip var, hız uyarısı var, dikkat asistanı var. Park asistanı diyor. Mesela park asistanı neymiş? Park boşluğunda ses. Böyle park asistanı vesaire. Yani asistanlar konusunda donanımlı bir araba. Burada her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Bunları dokunmatik olarak da yapabiliyorsunuz. Ana menüye dön falan. Bak daha geniş gösterebiliyorum böyle. Ama ben bu iDrive'ı daha çok seviyorum ve sezgisel çalışıyor. Yani ben bu arabaya ilk defa bindim. Ona rağmen çoğu şeyi hızlıca adapte olabiliyorum. Mesela medya radyo mu? Basacağım gidecek. Biliyorum abi. Böyle mesela buradan Bluetooth ayarlarını, ses ayarlarını falan her şeyini yapabiliyorsun. Bayağı güzel bir ekran bence. Ekran tasarımı güzel. Yani ben normalde ekleme tablet ekranları ben çok sevmem. BMW bunu öyle bir güzel yapıyor ki. Abi buraya yedirilmiş gibi. Bak şuradan göstergenin devamıymış gibi gelip güzelce buradan da devam edip kokpite yedirmişler. Hoş duruyor. Hatta buna NBT dediğimiz yenilerde biraz daha farklı bir ismi var. Onu da alıp şey yapabiliyorsunuz. Daha büyütebiliyorsunuz. Burada normal bir ekran tercih edilmiş. Malzeme kalitesine bakmak hakaret olur. Yumuşacık her yer. Burası yumuşak. Burası da yumuşak. Şuradan sonra sertleşiyor. Alt aşağılar sert artık. O kadar sert olsun. Bir diğer BMW'de sevdiğim bir şey. Şu tuşlar basmalı değildir. Dokunmatiktir. Ha. Tabii radyolara arasında geçiş yapıyor. Kameradan bakıyorum ben de o yüzden. Bak yukarıyı çek. İkramı çek. Elimi kaydırıyor mu? Çok güzel. Onun haricinde burada ekran bu kadar. Aşağıda havalandırma üfleşlerimiz yer alıyor. Şu camı da açayım. Yandım yoksa. Burada sen devralabilirsin artık bence. Kolum ağrıdı. Burada dörtlü butonumuz. Asistanları yönetebildiğimiz, hızlı menüye gittiğimiz bir buton yer alıyor. Buradan hepsini açabiliyorsunuz. Sadece individual yapabiliyorsunuz ya da hepsini kapatabiliyorsunuz. Burada klima var. Klimayı güzel yerleştirmişler. Mesela şöyle bir göstereyim. Tek yönlü bir klima. Klimanın fan şiddetini, sıcaklığını, kapatma açma ayarını, diğer bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Aşağıda dediğim gibi radyo kontrolleri yer alıyor. Burada böyle iki bardaklı var.
İki bardaklığın önünde de bir göz yer alıyor. Bu göz de gayet geniş ve kullanışlı. Aşağıda vites topuz var. Ben eski vites topuzunu daha çok severim ama. Şöyle kol olan. Bu vites topuzu da güzel. Kamera var, ona benziyor. Bu vites topuzu güzel. Nasıl güzel? Ele çok güzel oturuyor. Yani şöyle tutup arabaya vites değiştirmesi uçak çok zevkli. Joystick. Aynen, uçak joystick gibi. Güzel, tasarım da güzel. Parkı buraya almışlar. Tepede olan daha güzeldi ama. Evet. Bunun tepesinde olsa park mesela şurada. Güzel. Değiştirdim, pıt basıyorsun. Çok güzel yani. Onun haricinde burada ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Şimdi arkadan hiç BMW olsaydı eyvah eyvah tuşu olurdu. 5000 liralık olma tuşu olurdu ama bu önden çekiş olduğu için çok bir şey değiştirmiyor. 5000 liralık olma. Onun haricinde burada start stop butonumuz var. Arabayı çalıştırıp kapatabiliyoruz. Burada diğer start stop, yani durduğunuzda arabanın kendi kendi kapatıp hareket ettiğinizde açması giriliyor. Burada da sürüş modları BMW'nin alameti farikası. BMW sürüş otomobilidir. Burada Sport, Comfort ve Eco Pro. Biz gelirken bir şey denedik. Normal gidiyorum. Gaza sabit basıyorum. Sadece ayağımın ağırlığıyla gidiyor. Eco Pro, Comfort ve Sport arasında gaz tepkisi bariz değişiyor. Evet, yani gazım %10 falan basıyorum. Şöyle ayağım üstünde duruyor gazın sadece. Tamam, bak o kadar bastığımda şu an boşta 1200 devir falan oluyor. Neyse. Eco Pro'yu alıyorsun, araba öne yığılıyor. Sport'u alıyorsun, araba gidiyor. Neyse, onu şimdi videoda gösteririz. Auto Hold'lar, bu da çok kullanışlı bir özellikmiş. Duruyorsun, frenden ayağını çekiyorsun. Araba bayağı kendini kontrol ediyor. Burada elektrikli park frenimiz var. Onun haricinde iDrive'in kontrolörü var. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayaması ileri geri ayarı yok ama koltuk, yani koltuk ayarınızı yaptığınızda gayet kullanışlı oluyor. Şöyle göstereyim mesela, tutabiliyorum. Kol dayamanın içi de gayet başarılı. İçeride bir Type-C çıkışı yer alıyor. Onun haricinde gözün genişliği falan da güzel. Torpido dolu ama göstermeyeyim dolu olduğu için. İçi kaplı, ışık ve soğutma var. Boyutta yeterli. Burada güzel çerçevesiz otomatik kararan bir dikiz aynamız yer alıyor. Burada ışıklarımız var. Bu ışıklar benim sevdiğim renk. Gün ışığı LED'inde. Gün ışığı ve LED renginde. Yine keza bu aynaların da aydınlatması böyle. Şimdi bir arkaya geçelim. Arka yaşam alanına birlikte bakalım. Değil mi? Bak, arabadan inerken de burada böyle sizi selamlıyor, bir şeyler yapıyor. Şurası da yumuşacıkmış bu arada. Az önce burada ben oturuyordum. Benim sürüş pozisyonumda. Arka kapı üstleri de yumuşak bu arada. Buralar yumuşak. Buralar yumuşak falan. Bayağı güzel. Bir şurası hoparlör olduğu için sert. Bir zahmet. Arka kapı içi gözlerde gayet geniş. BMW'de fark ettim mi? Eski bir daha dardı. Yani bunu aile otomobili yapmak amaçlı çalışmışlar. Bak, oturduk şöyle. Kapımı da kapattım. Gayet rahatım. Eski bir dardı. Bu geniş. Burada 4 parmak bir diz mesafem var. Burada biraz daha oyuk olduğu için açılıyor tabii o 4 parmak. Burada bir filemiz yer alıyor. Bu opsiyon da eskiden BMW'lerde. Şimdi standart geliyor. Burada tabii 3. bölge klima opsiyon mu emin değilim. Onu bakarım. Opsiyon galiba. Hiç olmayabilir bu bir serisinde. Evet. Altta 2 tane Type-C çıkış var. Onun haricinde baş mesafesi artmış. Yani eski 1'e göre şöyle 5 parmak bir baş mesafesi yer alıyor. Burada bir kol dayaması yok. O opsiyon. Ondan eminim. Onun haricinde arka dönüne benim oturduğum yerden böyle. Ortadan genel bakışta böyle. Ortaya 3. yolcu önden çekiş olduğu için şaft tüneli biraz daha az. Zor durumda kalırsa oturabilir. Neyse, burada yine güneş LED renginde aydınlatmalarımız var. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim.